Peki. Değerli hocalarım, sevgili meslektaşlarım, Profesyonel Ses Derneği'nin bu toplantısına katılan, bizlerle birlikte olan her meslekten, her alandan çok sevgili dinleyiciler. Öncelikle hepinize bu sizlerin, ailenizin en kıymetli zamanı, akşam saatlerini bize ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz Profesyonel Ses Derneği olarak Perşembe günleri böyle ardışık toplantılar yapmaya çalışıyoruz. Derneğimizin yönetim kurulu üyesi, çok sevgili meslektaşım, kardeşim Emel Hoca bize bu toplantının teklifiyle geldiğinde biz çok heyecanlandık. Çünkü bizim böyle standart işte bir tek konu olup işte bir şeyler anlattığımız, arkasından işte biraz tartışma yaptığımız toplantılar böyle hepimizin pratiğinde var ama Ankara'dan Devlet Opera ve Balesi'nden böyle çok kıymetli iki tane sanatçıyı, bizim için çok kıymetli iki değeri bu toplantıda bizimle bir araya getirdiği için önce Emel'e, sonra bizim bu davetimizi kabul eden sanatçı dostlarıma böyle kucak dolusu sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bizler tabii kendimizi çok çalışkan sayıyoruz. Hekimler, cerrahlar işte gece gündüz çalışıyoruz. Ama bakın Ünüşen Hoca da Öylesiniz. şu anda bize operadan bağlandı. Yani provası bitmediği için evine gidemeden, belki yemeğini yemeden sağ olsun bizimle bir arada bize bağlandı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Büyük şereftir. Feryal Hanım'ın, Ünüşen Hocam'ın büyük ihtimalle bu salgın döneminde tabii idarecilik görevleri de var. Çok fazla deneyimleri, birikimleri oldu. Ama sanmayın ki bugün sadece pandemiyi konuşacağız. Kasten belli bir format oluşturmadık. Ardışık sorular yazmadık. Sizin için slaytlar hazırlamadık. Dolayısıyla hani sizin de bizim sohbetimize katılabileceğiniz şekilde soru cevap kısmından bize yöneltmek istediğiniz sorular olursa onları almaktan çok keyif duyarız. Böyle biz dostlar arasında bir sohbet yapıyormuş gibi bir toplantı hazırladık. Umarım hepiniz keyif alırsınız. Ben şimdi sözü kıymetli hocamız Emel Hocama veriyorum. Toplantımızı başlatmak üzere. Ben de herkese iyi akşamlar diliyorum. Öncelikle Haldun Hocama, tüm Profesyonel Ses Yönetim Kurulu'na bu güzel toplantılar için teşekkür etmek istiyorum. Bir özel teşekkürüm de Feryal Hanım'la Ünüşen Bey'e. Yani çok yoğun Rica olduklarını ederiz. biliyorum. Büyük. Bu yoğun zamanda bizimle birlikteler. Keyifli, farklı bir toplantı yapıyoruz onlarla. O yüzden biz de çok heyecanlıyız. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Katılımcılara da ederiz. bu ara çok fazla Zoom toplantısı oldu. Bunlara rağmen bizimle birlikte oldukları için de teşekkür ediyorum. Çok yoğun gerçekten Zoom toplantıları. Biz aslında bu toplantıyı biraz daha erken yapmak istemiştik. Pandemiden sahnelere dönüldüğü dönemde ama yoğunluk nedeniyle ancak bu zamana yapabildik. Ama gene de önemli bir konu. Pandemi sonrası neler yaşandı? Neler başınıza geldi? Bunlarla nasıl baş ettiniz? Tüm bunları konuşalım istiyoruz. İsterseniz yavaş yavaş başlayalım Tamam. sohbetimize. Tabii, Değişik bir tabii ki. format olacak bizim için de. Evet. Neler yaşadınız? Pandemi döneminde tabii evlere kapanıldı. Sizler de sahneden çok uzak kaldınız. Hem sizler hem bütün sanat camiası sahnelerden uzak kaldı. Bu size nasıl yansıdı? Sonrasında neler yaşadınız? Bir de çok yoğun bir şekilde tüm sanat camiası çok yoğun, hızlı ve pandemi daha bitmeden sahnelere dönülmüş oldu. Neler oldu? Bir sizlerden dinleyelim isterseniz. Ben başlayayım isterseniz. Tabii. Çünkü bu sürecin en başından itibaren sanatçı kimliğimin ötesinde bir de bir idari görevim oldu. Ankara Devlet Opera Balesi Müdürlüğü ve Sanat Yönetmenliği şeklinde. Ve maalesef ben Ocak ayında müdür oldum. Mart'ta pandemi patladı. 2 ay şöyle normal dört başı mamur bir sanat yönetmenliği yapabildim. Ondan sonrasında gerçekten korku filmlerinde görebileceğimiz bir senaryoyu hayatımıza adapte etmek durumunda kaldık. Evlerimize kapandık. Karantina diye bir şey duyduk. Karantina aslında beni her zaman çok rahatsız eden ve çok ürperten bir kelime olmuştur kelime anlamıyla. Ama şimdi gayet karantina, karantina falan diye artık işte insan bünyesi, insan ruhu, beyni her şeyi bir şekilde bir yerden sonra kabulleniyor galiba. Biz de bu şekilde kabullendik. Bir dönem herkes gibi evlerimize kapandık ama bu çok uzun olmadı.
Birkaç ay açıkçası böyle bir şey sürdü. O çok yoğun olduğu dönem. Bir de zaten yaz dönemine rastlamıştı. Festivalleri falan iptal etmek durumunda kaldık haliyle. Ama sonrasında sezon açıldığında tabii ki o biliyorsunuz bizde bir çukur durumu var. Orkestramızın eserlerimizi icra ettiği bir çukurumuz var. Biz yukarıda sahnedeyken orkestra çukurda. Ve o çukurun da belli bir alanı var tabii. Nefesi sazlarımız maske takamıyorlar filan. Böyle bir acayip bir şey ve çok dip dibi olmak durumundalar. Çünkü orkestra yoğun. Böyle olunca tabii biz de ne yapalım, nasıl yapalım? Sahne üstüne çıkalım dedik. İlk önce küçük gruplarla, piyano eşlikli, içerisinde 4-5 solisti olan piyanolu konserleri başladık. Tabii o dönemde iki boş bir dolu şeklinde bir oturumumuz vardı. Bunun ötesinde bununla birlikte tabii seyircimiz de açıkçası bir korku içerisindeydi. Bir yere kapanmak, açıkçası operaya gelmek ya da sanat ortamlarında olmak insanlar için keyifli bir ortam olmalı. Yani siz günün yorgunluğunu, her şeyi atmış olduğunuz bir ortama girmelisiniz. Size zevk vermeli. Biz de bunun için elimizden geleni yaptık ama açıkçası her zaman seyircimiz bizi motive eder. Biz de seyircimizi motive etmeye çalıştık bu konserlerde. Kendilerine hep teşekkür ettik. Bu zor zamanda bizlerle oldukları için, bu sahnemize geldikleri için, opera salonlarımızda oldukları için kendilerine her zaman bir teşekkür olduğumuzu ifade ettik ki bu gerçekten böyle. Böyle bir durumda insanlar bu kadar korkuyla yaşarken opera sahnesine gelip orada o kapalı ortamda bir sanat görmek, sanatı görebilmek için oraya gelmek gerçekten fedakarlık istiyordu. Özellikle o dönem için. Bu 2 sene öncesinden bahsediyorum. Sonra yavaş yavaş bu böyle devam etti bir dönem. Fakat tabii sanatçılarımız da bundan çok fazla memnun olmadılar. Olamadık çünkü biz özellikle opera sanatı birçok sanatı bir araya getiren bir sanat. Bunun içerisinde resim var, heykel var, bale var, orkestra var, ses var, her şey var. Ve opera bunların hepsi birleştiği zaman son derece olağanüstü görkemli ve gerçekten çok doyumlu bir sanat. Biz de buna o kadar alışmışız ki biz de çok abandone olduk, çok mutsuz olduk. Sanatçı arkadaşlarım bana her zaman çok özlediklerini, nasıl, ne zaman sahneye çıkabileceklerini bu kabusun ne zaman sona ereceğini, özellikle genç solist arkadaşlarım, genç sanatçı arkadaşlarımın biz en verimli çağlarımızdayız ve bu böyle mi geçecek falan deyip böyle gerçekten çok şanssız, son derece pesimist dönemler geçirdik. Ama ben yapı olarak san değilim. Her zaman her şerde bir hayır arayan biriyim açıkçası. Yani bunu bu şekilde ifade edebilirim kendime. Açık havalar işte o Eylül döneminde yapacağız elbette. Her şeyin sonu olduğu gibi bunun da sonu var diye hep baktım. İyi ya da kötü her şeyin sonu var çünkü. Ve yavaş yavaş artık buna da alıştık. Pandemi bir dönem bayağı bizi sıkıntıya soktu. Sonra orkestramızı sahneye çıkardık. Orkestramızın önünde operaları oynamaya başladık. Oynayabileceğimiz daha küçük ölçekli operaları bu şekilde yaptık. Küçük gruplar yaptık. Onun önünde bale, ayrıca solistler falan gibi bir takım bir şey, organizasyonlar yaptık. Böyle bir projeler ürettik. Aynı şekilde baleyi bantla oynattık. Orkestrayı çukura sokmadık. Ondan sonrasında yavaş yavaş işte orkestralı konserler ama bir koskoca orkestranın önünde konsertant şeklinde yaptık. Mesela yeni yaptık bunu. İki temsilimizi de salonunda, kocaman salonda. Orkestramız, koromuz ve solistlerimiz de çok güzel iki tane gece iki temsil yaşadık. Onun da devamını şu an bulunduğum yerden geriye dönüp baktığımda yine de bu zor şartlarda gerçekten güzel şeyler ürettiğimizi düşünüyorum. Ankara Devlet Opera Balesi olarak Cavalleria Rusticana, İpalyacci, Maskeli Balo, Saraydan Kız Kaçırma, C19 Bale, Tango Akşamı ve bunun yanında piyanolu konserlerimiz, oda müzikli konserlerimiz. Biz yine de görevimizi
Yani şu toplumumuzun bu sıkıntılı olduğu dönemde, mesleki görevden bahsetmiyorum, elbette herkes görevini yapacak ama bir de bizim misyon olarak bu ortamda daha fedakar olup bu korkunç şartları biraz daha yaşanır hale getirmek, biraz daha insanların yüzünü güldürebilmek, güzel müzikler dinletebilmek, güzel akşamlara insanları davet etmek için uğraştık açıkçası. Ben kendi adıma bunu yapmaya gayret ettim. Sanıyorum çok da kötü olmadı, iyi gitti her şey. Şimdi bundan sonrasında da artık biz bunu yaptıysak diyorum, biz bu şekilde gittiysek, tabii sadece Türkiye için değil, bütün dünya için geçerli bu. Bundan sonrasında gerçekten çok daha güçlü olacağımızı düşünüyorum. Yani bu günlerden, bu pandemiden güçlenerek çıktığımızı ve bu pandemiden, bu sıkıntılardan ders alarak çıktığımızı düşünüyorum. Her anlamda, her toplumda, her meslekte. Tabii ki şunu da açıkça ifade etmek durumundayım. Burada sağlık sektörüne, sağlık çalışanlarına binlerce kez teşekkür ediyorum. Yani ne kadar teşekkür etsek az ama elimden gelen ancak teşekkür etmek. Sizin gibi çok değerli sağlık insanları, bilim insanları bizi çok güzel yönlendirdiniz. Bu süreci aşmamız için elinizden geleni yaptınız. Asıl sıkıntı sizlerdeydi, biliyorum. Bizler de işte bu işin biraz ruhi tarafında, ruh düzeltme tarafındaydık galiba. Sizler bedenlerimizi iyileştirirken, bizlere yardımcı olurken, bizler de ruh sağlığımızı bir şekilde ayakta tutmaya gayret ettik. Elimizden geldiğince. Evet, ben teşekkür ederim. Yani aslında bu ben süreç teşekkür ederim. Gerçekten hepimiz adaptasyonun tam zirvesini yaşadık. Her türlü duruma evet. Adapte olduk. Yani bizler de aynı şekilde her gün farklı bir sistem oluşturduk hastanelerde. Her gün durumlar, şartları güncelledik. Ve gerçekten bence de her türlü durumda neler yapabildiğimizi görmüş olduk ve daha güçlendiğimizi kesinlikle düşünüyorum. Ve bir de tabii sanatın ne kadar önemli olduğunu anladık. Sanat. Yokluğunda tiyatro, değil mi? Opera. Evet, yokluğunda. Gerçekten hepimizin ruhumuzu iyileştirmeye, güzelliğe ihtiyacımız var. Kesinlikle. O açıdan da sizler de iyi ki varsınız. Sağ olun. Sayenizde varız. Özellikle biz sesleriyle iş yapan sanatçılar, sesleriyle çalışan sanatçılar sizlerin sayesinde, sizlerin yönlendirmeleriyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Seslerimizi sağlıklı tutmaya ve uzun süre şarkı söylemek için. Biz size teşekkür ediyoruz asıl. Nişan Bey, siz neler düşünmüşsünüz bu konuda? Sizin için nasıl oldu süreç? Tabii ki Feriha Hanımcığım çok güzel bir giriş yaptı ve durumu gerçekten harika özetledi. O bir de tabii ki o zamanlarda en başında değinmiş olduğu gibi hem sanatçı, görkemli bir sanatçı olmasının yanında bir yöneticilik kimliğiyle de bu süreci bir büyük bir bombaydı, hepimiz için bir bombaydı ve maalesef o süreçte o bombanın en büyük şarapneli de Feryal'cığımın isabet etti maalesef. Tam ortadan. Gerçekten. Kolay olmayan bir süreç. Ben hiç unutmuyorum. İşte Mart ayının başıydı. İşte aşağı yukarı 2 sene evvelden bahsediyoruz. Biz prova salonumuzda Cavalleria Rusticana ve Palyaço'yu çalışırken müdiremiz girdiler salona. Arkadaşlar kapatıyoruz dedi. Yani biz böyle kala kaldık. Hiç unutmuyorum o günü. Maalesef. Evet. Evet, bir hafta vardı. Premierimiz çok az kalmıştı dediği gibi Feryal'cığım. Ve kapatıyoruz dedi ve biz nasıl yani olduk? Kapatıyoruz ne demek? Nasıl yani? Evet dedi, bu salgın ülkemizi de vurmaya başladı ve almış olduğumuz yönergeler ve emirler gereğince kurumu kapatmak durumundayız ve biz karantina süreci uygulanacak ve işte şöyle şöyle olacak, herkes evlerine gidecek, şöyle yapılacak, böyle yapılacak. Ve düşünebiliyor musunuz? Hayatının hemen tamamını o kurumun içerisinde geçirmiş olan biz sanatkarlar için bir anda biz, yani ben şahsen özellikle
çok büyük bir boşluğun içine düştüm. Ve gerçekten şey yapamadım, tanımlayamadım. Hem etrafı tanımlayamadım, hem olayı tanımlayamadım. Hem uçaklara gidip binerken, ondan sonra aynı zamanda o sıralarda ben yurt dışında da bir tiyatroda misafir sanatçı olarak çalışıyordum. Görüyordum sıklıkla insanları işte şu şekilde, ondan sonra maskeler takarak böyle havaalanlarında ve uçaklarda, Allah Allah diyordum ya, bu bize herhalde gelmez filan diyordum. Ve bundan işte aşağı yukarı tahmin ediyorum bir 5 sene önce, 5 veya 6 sene evvel ben Hong Kong Müzik Festivali'nde bir eser seslendirmek üzere gitmiştim ve orada bütün insanları, o zamanlarda da işte bu kuş gripleri ve başka pandemiler vardı Uzak Doğu'da malumunuz. Ve herkesi bu maskelerle falan görüyordum. Ve kendi kendime şöyle düşünmüştüm. Böyle bir yaşam nasıl olabilir? Böyle bir yaşamda insan kendisini nasıl özgür hissedebilir diye kendi kendime düşünmüştüm. Düşündüm başıma geldi. Çok düşünmüşsün. Çok düşünmüşüm evet Feryal'cığım. Ve eve geldik, işte çocukları okuldan aldık. Aynı yönlendirmeler tabii ki okullara da yapılmış. Ondan sonra bir başladık düşünmeye, ne yapacağız? Çünkü yani beş benzemez bir durumla karşı karşıyayız. Yani işin hem sanatçılık yönü bir tarafta, hem işte ailevi yönü bir tarafta, hem toplumsal sosyal yönü bir tarafta ve resmen tekrardan sanki yeni doğmuş birer birey gibi yeni bir hayata gözlerimizi açtık ve yeni bir, o yeni hayatın içerisinde yeni yeni terminolojiler öğrendik, yeni yeni hususlara daha fazla dikkat etmeye, özen göstermeye başladık. İşte bunların içerisinde biliyorsunuz Türk toplumu teması çok seven bir toplum. Avrupa veya Amerika'daki toplumlara nazaran onlarda daha mesafe söz konusu, daha böyle insanlar birbirlerine dokunmuyorlar, birbirlerini ellemekten imtina ediyorlar. Ama bizde öyle bir şey yok. Bir arkadaşımızı, sevdiklerimizi görürüz, sarılmak isteriz, onu öpmek isteriz, efendim el sıkmak isteriz, büyüklerimizin elini öpmek isteriz. Ve bunların hiçbirisi, bir anda dediler ki eğer büyüklerinize bunu yaparsanız büyüklerinizi öldürürsünüz. Çocuklarınıza çok dokunursanız işte şöyle olur. Sevdiklerinize yakınlaşmayın. Şimdi bir Türk toplumu için düşünebiliyor musunuz bunun ne kadar zorlayıcı bir unsur olduğunu? Toplumsal yerleşik uzak duracak. Yani ellerinizi işte eli yıkayacaksın ama öyle sabuna sürerekten değil. İşte belli bir, bu işin de bir taktiği, bir şeyi var. İşte 20 saniye geçecek, şöyle köpürteceksin, böyle bilmem ne yapacaksın, şudur budur. Ve bunları öğrenmeye başladık. Bunları öğrenmeye başlarken şimdi biz opera sanatçıları, bizler aynı zamanda sporcular gibiyiz. Yani bakmayın siz Luciano Pavarotti diye bilmem şuna buna, yani insanın fiziki yapısı onun sporcu gibi yaşamasına engel olmuyor hiçbir zaman için. Özellikle opera manasında ben bunu size söylüyorum. Çünkü bizim belli her zaman bir kondisyonu sabit tutmamız gerekiyor. Özellikle solistler bakımından bu çok mühim. Belli bir ses kapasitesini her gün belli temrinleri yaparak o seviyeyi aynı tutmamız ve istikrarda kalmamız gerekiyor. Çünkü çok yoğun partiler söylüyoruz. Özellikle başrol söyleyen solistlerimiz ve bizler. Dolayısıyla şimdi ben alışmışım mesela bir sanatçı olarak. Ben sanki bir esnaf gibi her gün sabah saat 9-9.30'da operaya gelmeye, ondan sonra işte sesimi açacağım, efendime söyleyeyim çalışmalarımı yapacağım. O gün hangi provam varsa ona gireceğim. Provam yoksa da kendim yükümlü olduğum müzikleri öğreneceğim.
Ve bir anda bana diyorlar ki sen hayır operana gidemeyeceksin. Operandaki piyanoya el süremeyeceksin. Efendim işte evinde kalacaksın ve bu çalışmayı evde yapacaksın. Ha, şimdi burada başka bir sorun ortaya çıkıyor. Komşular. Şimdi ben opera sanatçısıyım. Ben egzersiz yapmak zorundayım. Komşuları yani, sabah 9'da uyandırıp egzersiz hep birlikte. Onu da işte ben yani sabah 9'da yapamayacağım için bu ondan sonra bir çalışmaları ve ben bir şey yaptım, bir hazırladım, bir yazı hazırladım. Bütün komşularımdan özür dileyerek ondan sonra eğer dedim bir şeyiniz varsa, bir sıkıntınız olursa lütfen evime gelmekten çekinmeyin. Ama ben bu çalışmaları yapmak zorundayım. Ve ben evde çalışmaya başladım. Çünkü ben çalışmayı bırakamam. Hayatım boyunca bana öyle öğretmişler, çalışacaksın. Sesini belli bir seviyede tutacaksın. Tabii. Onun üstünde belli bir seviyede tutacaksın. Ve orada da devam edeceksin. Çünkü ben düşündüm ki ya birkaç ayda geçer biz tekrardan hayatımıza geri döneriz. Evet. Öyle sandık. Maalesef o kızın ayağı öyle değilmiş. Değilmiş efendim. Evet. Dolayısıyla bu aynı zamanda çok depresif duyguları da ortaya çıkartmaya başladı. Çünkü acaba tekrar yuvamıza, tiyatromuza kavuşacak mıyız? Ben gözünü operada, tiyatroda açmış bir insanım. Çocuk korosunda başladım. Bütün hayatım neredeyse operanın içerisinde geçti. Ve operaya gitmemek fikri beni gerçekten çok üzdü. Bir şey, opera kolik olarak mı desem, ne desem yani öyle söyleyeyim size. Dolayısıyla yani işin aşığı, evet, işin aşığı bizler. Olarak, evet. Ondan sonra bu beni yani gerçekten ne yapacağım konusunda bir şeye sıkıntıya sevk etti açık söylemek gerekirse. Ama çalışmamı hiç bırakmadım. Elimden geldiği kadar notalarımla söylemek isteyip öğrenmek istediğim ve repertuarıma koymak istediğim eserleri çalışma fırsatı kendime doğurdum. Bu dönemde mesela o kendimi geliştirmek istediğim armoni noktalarında, armoni konularında elimde olan kitaplara daha fazla zaman geçirerek bu depresif dönemi elimden geldiğince yoğun olarak evde çalışma yaparak geçirmeye gayret ettim. Ama tabii bu işin bir de ikinci bir yönü görünmeyen bir yüzü daha var. Var ki işte o da yönetim. Yönetim bölümü. O yönetim bölümünde insanlar biz işin sadece ne diyeyim ben size makyaj tarafını biz gördük. Ama mesela Feryal'cim, Feryal Hanımlar ve ekibi ondan sonra ben o zamanlar şeyde değildim, görevde değildim. Ama çok büyük zorluklar yaşadılar. Ve bir gün hiç unutmuyorum. İşte aradan belli bir zaman geçti. Benim çenem düşebilir. Lütfen beni kesiniz. aradan belli bir zaman dinliyoruz geçti. Aksine. aradan belli bir zaman geçti ve bana bir operadan bir haber geldi. Dediler ki konser yapacağız. Ah, konsere başlıyoruz. Ve işte temalı geceler, konser geceleri şey yapmaya başladık. Ve ben o zamanki duyduğum heyecanı, o zamanki duyduğum coşkuyu ve müteşekkirliği size tarif edemem hiçbir şekilde. Sağ olsun Feryal'cim de bizi de layık da görmüştü o zamanlar. Estağfurullah, estağfurullah. Ne demek? Sağ ol, çok teşekkür ediyorum. O benim yüreğimde ayrı bir, her zaman ayrı bir yeri var. Yani senin zaten çok ayrı bir yerin var başka mesele de. Canım benim, tabii. Ama karşılıklı. Yani o konserleri ben Emel Hocam, Haldun Hocam hiç unutamayacağım. Belki yüzlerce konser vermişizdir kariyerimizin içerisinde. Nerelere çıktık, nerelerde eserler seslendirdik. Ama o konserlerde duyduğum hazzı ve müteşekkirliği ben kelimelerle ifade edemiyorum. Hala daha o günleri yaşıyor gibiyim. Çünkü sahnemize tekrar kavuştuk.
Seyircimize tekrar kavuştuk. Tamam, belli sosyal mesafeler, belli genelgeler çerçevesinde. Arkadaşlarımızı çok şey yapamasak da, bağrımıza basamasak da belli bir mesafeden de olsa onlarla beraber olduk. Opera müziğini, bu muhteşem musikiyi tekrar paylaşma çalışmalarına başladık. Dolayısıyla o ilk konserler benim için çok eşsiz, unutulmaz anlardı. O yüzden tekrar huzurlarınıza teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Estağfurullah. Gerçekten çok kutsaldı benim için. Ve biz o şekilde başladık. Ha, bu arada Avrupa'da ve Amerika'da meslektaşlarımız çok daha zor durumlar yaşadılar. Onlar çünkü onların iş akitleri, birçoğunun iş akti feshedildi. Birçoğunun ondan sonra enstrümanını satmak zorunda kalanlar bile oldu. Bunları maalesef ben kendi kulaklarımla da duydum, duymadım değil. Dünya çok büyük bir, nasıl söyleyeyim ben size, zelzeleden geçti. Yani bir sınav sanıyorum, bir sınav hepimiz için. Evet. Gerçekten umuyor ve diliyorum ki tekrardan böyle bir şey yaşamayalım. Pardon. Yani inşallah. Ben şöyle bir şey söyleyeceğim, başka bir tarafını söyleyeceğim. Müşan'ın söylediği şeylerin yanında. Evet, arkadaşlarımız operaya hasret kaldılar. Kendi binalarına giremediler. Ben her gün oradaydım. Ama inanın benim için her gün orada olmak da kabustu. Neden? Çünkü bomboştu opera. Evet. Bir hayalet operaydı gerçekten. Sahnenin yanından geçemiyordum ben. Gözlerim doluyordu. İnanın bana. Yani samimiyetime inanın. Çünkü o sahnenin dop dolu sahne, kimler geldi, kimler geçti, neler yaptık. Mabet orası bizim için. Tabii. Ve günlerce, aylarca orası bomboş kaldı. Hiçbir arkadaşım gelip çalışamadı çünkü yasaktı. Girilemezdi. Zaten karantina vardı. Bir de işim yani orada olmak, bazen dediğim gibi tekrar geri dönüp baktığımda diyorum ki Feryal yine iyi güçlü durduk. Yani senin yani için çok dayandık. Dehşetli, senin için çok dehşetli hüzünlerdir bunlar, eminim yani. Çok, oraları çok. Öyle bomboş görmek. Kesinlikle. Ve ilk konserde, ilk yaptığımız konserde çok tuhaf anlar yaşadık. Seyircimiz de çok tuhaftı. Biz de yani bunu ancak tuhaf olarak nitelendirebilirim bulunduğumuz durumu. Onlar ne yapacağını şaşırdı. Biz seyircimiz yani böyle şey gibiydi. Hani yıllarca görmediğiniz bir, çok sevdiğiniz biriyle karşılaşırsınız da böyle eliniz ayağınız birbirine girer ya. Tam da öyleydik işte. Allah'ım seyircimiz çok teşekkür ederiz falan diye böyle. Mesela normal şartlarda biz çok interaktif olacağımız konserler ayrıdır. Ama interaktif olmayız seyircimizle fazla. Ama konuşmadan edemediğimiz, kendilerine teşekkür etmeden karşılıklı böyle... Dediğim gibi hasret giderdik seyircimizde ilk günlerde. Onun sonrasında da işte nihayet bugünlere geldik. Şükürler olsun. Tabii ki tam bir randıman olmasa da elimizden geldiğince. Bir de işte orkestra çukurumuza inşallah, inşallah. Tekrar orkestra sanatçılarımızla çünkü küçültüyoruz. Artık çukura da girersek tamamıyla girdik aslında. Girdik. Evet, aslında biz girmiştik kursu. Ben bir evet, çukura girdik. Bir, evet, girdik. Ben bir büyük bir mücadele örneği. Çukura giren ilk opera bizdik. Evet, Ankara Operası ilk çukura girdi. Hem de kocaman bir opera ile girdi. Hem de kocaman. Yani Cavalleria Rusticana, İfaliyatçı, bunlar opera tarihinin çok değerli, dev çok eserleri, önemli eserleri. Dev eserler gerçekten. Orkestrasıyla, korosuyla, bandosuyla, bilmem nesiyle çok şeyli, detaylı ve çok büyük eserler. Bunları yaptık biz. Evet, önlemlerimizi aldık. Evet, PCR testlerini sağ olsunlar bize ASKOM'dan çok yardımcı oldular bir sanat kurumu olarak. Bizleri bu anlamda çok desteklediler. Bu anlamda kendilerine de her zaman gerçekten teşekkürü bir borç bilirim. Tam anlamıyla yeri budur. Her zaman yardımcı oldular bize. Ama senin de emeğin çok. Ben çok yakinen biliyorum. Çok. Gerçekten yani. Yani yok, çok teşekkür ederim. Muhteşem bir süreç yönetildi. Yani elimden Feryal geldiğince. Feryal Hanım tarafından. Bakın ben size söyleyeyim de Feryal Hanım söylemesin. O sevmez öyle şeyleri anlatılmasını. Ben anlatayım. Çenesi düşük biri olarak. Estağfurullah. Ben o eserleri yaptık, söyledik.
bir arkadaşımız eser şeyden sonra, premierden sonra bir arkadaşımız dahi şey kapmadı. Virüs kapmadı. Covid biz, oldu. Yani evet. Biz sıfır freyle, sıfır freyle çok şükür o dönemi atlattık ama gerçekten yani muhteşem bir yöneticilik örneğidir bu. Estağfurullah. Her rica zaman ederim. Yok gerçekten öyle. Gerçekten çok duyarlı, çok dışa dönük. Her türlü eleştiriyi ve ondan sonra tavsiyeyi dinleyip kulak asıp ondan sonra gerekli olan bütün önlemleri alınması gereken saniyede alarak bu şekilde biz o dev eserleri sahneye koyabildik. O yüzden bu yani çok kıymetlidir. Çok kıymetlidir. Sağlık. Çok kıymetlidir. Gerçekten çok teşekkür ederim. Sağlığın üzerinde bir şey yok. Sağlıklıysak bir şeyleri yapabiliyoruz. Tabii ki bu özellikle ilk başlarda bu COVID'den ölümlerin çok yoğun olduğu ve COVID'in çok ağır bu aşı öncesi diyeyim. Açıkçası bir arkadaşımızın bile ne olursa olsun herhangi bir large bir durumdan dolayı bir virüs kapması olayı hakikaten beni derinden yaralar falan diyemeyeceğim. Beni hani gerçekten depresyona tabii. sürükleyebilirdi. Bu büyük bir şey çünkü. Tabii. Büyük bir sorumluluk. Tabii. Aynen öyle. Tabii. Allah korusun. Şimdi bakıyorum şimdi sürekli bizim bir COVID şeyimiz var. Grubumuz var. Doktorumuzun şey yaptığı, kurdu. WhatsApp grubu. 224. bakamız Ayşe Hanım. İşte 225. bakamız bilmem ne falan diye böyle. Şu anda öyle. Ona da alıştık. Bir şekil geçiyor. Evet ama yapacak bir şey yok. Her yerden alabiliyoruz. Ama maalesef dediğim gibi işte bu Omikron'un da tabii çok çabuk yayılmasından çabuk dolayı. Çabuk yayılması. Evet. Ama pandemi pandemiyi bu şekilde en azından yani bir şekilde bertaraf demeyeyim ama onunla yaşamayı öğrenerek sanatımızı idame etmeye gayret ediyoruz. Şimdi gelelim efendim sizin bizim bu şan sanatçıları, opera sanatçılarının özel durumlarıyla alakalı bir takım herhalde sorularınız var. Evet, bazı sorularımız var. Ben şunu da söyleyeyim. Evet, yani bizler de cerrah olarak hani biz de zanaatkar oluyoruz aslında. Tabii ki. Biz de bir ilk başlarda işte o aslında çok da vakanlı olmadığı ama telaşın olduğu dönemde bir elektif cerrahileri ara vermiştik. Sadece acil cerrahileri yapıyorduk. Hı-hı. Geri Hı-hı. dönüp elektif cerrahileri yaptığımız zaman kendimize geldik. Yani elleriniz kaşınıyor değil mi? Gerçekten hani ben ameliyathanede varmışım. Ameliyat yaparken varmışım ya. Gerçekten o his çok i̇şte farklı. Ben Ünşan Bey'i çok iyi anlıyorum. Yani kesinlikle. O günleri unutamıyorum. Yani kendime bir geldim de aydınlandım. Hocam şöyle bir göğsünüzü gerek. Yatırdınız mı hastayı diye bir söyleseydiniz. Gerçekten yani işimizden gücümüzden olmayalım. Yani sevdiğimiz mesleklerimizi kesinlikle. Her birimizin ne kadar farklı şekillerde aynı salgını yaşadığımızı hissettim şimdi ben. Evet evet. Sevgili Ünüşen Bey'i ve Feryal Hocam'ı dinlerken yani onlar o sanatçı duygusallığıyla o kadar güzel tarif ediyorlar ki biz daha böyle işin içerisinde olayın gerçekliğiyle hastalıklarla vesaire uğraşırken o hani sevdikleri mesleği yapamamak, o her zaman alışkın oldukları şeyleri tekrar edememenin verdiği hissi gerçekten sizin kelimelerinizden hissettim. Şimdi her ikinizin sözlerinden iki tane küçük şeyi ben böyle bir araya getirdim. Birisi sevgili Feryal Hanım'ın hani gençlerle ilgili söyledi. Ya tam bizim zamanımızdı. Hani hevesle bir şeyler yapacaktık. Yani şimdi yapamayacağız mı? Bir yandan da hani bu işte sizlerin sevgili kardeşim, o da biliyorsunuz ses konusunda çok kıymetli bir hekimdir. İlter Hoca da yandan bizim, o da küçük not yazmış. Tam benim soracağım şey o da dikkat çekmiş. Şimdi onu tabii ki Ünüşen Hocam çok güzel anlattı. Bu kadar yılın tecrübesi. Onun hayatında bir rutin var. İşte her gün ben sesimi açmalıyım. Her gün çalışmalıyım. O sırada bir performansı olmasa, bir görevi olmasa da kendisini o kondisyon içerisinde her zaman tutmak konusunda o tutarlılığa sahip, kişisel disipline sahip. Ama şimdi bizim dinleyicilerimiz arasında çok farklı gruplardan dinleyiciler var. Yani bir konservatuvar adayı öğrenciler var. Kariyerlerinin çok erken yaşlarında olan
Profesyonel sesi olma hevesinde olanlar var. Sizin gibi hani böyle elit performer değil, bir opera sanatçısı değil ama tabiri caizse ekmeğini çıkartmak için işte gecenin ikisinde sahneye çıkan, bir yandan işte başka bir işle meşgul olmakta olanlar var. Mesela biz o gruplarla saygıdeğer hocalarım şöyle sıkıntıları yaşadık. Onlar şimdi uzun süre sahneye çıkamayınca hadi başlıyoruz dendiğinde çok ciddi böyle sıkıntıları oldu. Yani tabii, seslerini kullanmak tabii. açısından oldu. Çünkü çok büyük ihtimalle o sizin söylediğiniz disiplinle belki onun üzerine emek vermiyorlardı. Sizler bu konuda hani bir devamlılığı sağlamak için hani neler önerirsiniz? Rutininiz içerisinde nasıl bir yol haritası çiziyorsunuz? Yani bunu gene o sporcu örneğini vermeyi biz hep çok severiz. İşte bir 100 metre koşucusu ya da bir maratoncu her gün mutlaka kendini aktif tutmak için bir şeyler yapıyor. Her seferinde 100 metre koşmuyor. Bazen işte kaslarını güçlendirici egzersizler yapıyor. Bazen sadece işte solunumunu güçlendiriyor. Ama koşacağı zamanı biliyor. O zamana kadar progresif bir şekilde antrenman sıklığını, antrenman şeklini ayarlayarak o sizin premieriniz gibi o da olimpiyatta en iyi halinde olmak istiyor. Gençler için hani neler önerirsiniz? Şimdi bundan çıkıştan belki alacağımız derslerden birisi bu oldu gibi geliyor bana. Evet. O zaman ben başlayayım isterseniz. Nüşan'cığım izninle. Estağfurullah. Şimdi dediğiniz gibi dediğiniz gibi tabii sizlerin çok çok daha iyi bildiği gibi ses teli böyle bir kas şurada duran. Şimdi o kası her gün o kasla bir saat, bir buçuk saat ya da her gün iki saat, üç saat şarkı söylemek ya da sürekli egzersiz yapmak, hele ki bu genç arkadaşlarımız eğer çok fazla kondisyon yapmaya alışkın değillerse, uzun süreli şarkıcılıkla alakalı bir tecrübeleri yoksa eğer, sizin de çok daha iyi bildiğiniz gibi bu ses tellerine fazla yükten, presten, havayı kullanamamakla alakalı, nefesi yani kullanamamakla alakalı ses tellerine fazlasıyla pres yapmaya başlıyorlar. Çünkü her şeyden önce biz bu ses telini çalıştıran bir diyafram var, vücut var ve hava var. Şimdi bunu birlikte çalıştırmadığınız zaman, sadece ses tellerine yüklendiğiniz zaman, bu birçok benim gördüğüm öğretmen arkadaşlarımızda, sesiyle iş yapan tiyatro sanatçılarımızda, bizim gibi opera sanatçılarında, nefes kullanmadan ve maskeyi kullanmadan, ön rezonansları kullanmadan bunu yaparlarsa, ses tellerine çok daha büyük bir, yani çalışma yapıyorum derken büyük bir zarar veriyor olabiliyorlar. Şimdi Ünüşancığımın da söylediği gibi bu iş gerçekten spor gibi ama bir yandan da spor. Neden? Çünkü sesinizi açmanız demek aslında. Yani bu en azından ben Feryal Türkoğlu olarak yaklaşık 35 senedir şarkı söyleyen, şükürler olsun, hiç ses tellerinde de bir sıkıntısı olmadan bu zamana gelmiş bir sanatçıyım. Maşallah diyelim. Maşallah. Ben maşallah. Diyor. Hep herkes destek edin. Maşallah. şaka bir tarafa. Bunu şöyle hep düşündüm kendimce. Ben temsillerin öncesinde mesela bir performansım varsa eğer, ki bu en az bir opera performansıysa en az 3 saat sahnede kalmam demek. Ve bu 3 saati neredeyse 3 saatinde bil fiil şarkı söylemem demek, ki bu konuşma değil, bir şekilde opera desibelini ne kadar yüksek tutmamız gerektiğini ve sadece rezonansımızı kullanıp mikrofon kullanmadan rezonansla gittiğimizde. Hareket ederek şarkı söylüyorsunuz. Yani bir tabii, de hareket tabii. var işin içinde. Tabii yeri geliyor. Dans bile ediyoruz, bırakın yürümeyi. Mesela ya da öyle acayip hareketler ediyoruz ki bir sahnede mesela Tosca'nın ikinci perdesinde Tosca sürekli koşar. Arkasındaki adam onun peşindedir. Yere yatırır. Alır oradan oraya çarpar. Oradan buraya çarpar. Gerçekten yemin ediyorum yani ben öyle çarpıldım yani. Yatakları oradan oraya falan. Ondan sonra nefes nefese başlarsınız aryanızı söylemeye falan. Yani ama tabii bunlar çok tecrübe isteyen ekstrem partiler. Ama ben hep şunu yaptım hayatım boyunca. Temsil performans yaptığım günlerde ve eğer yoğun bir provam varsa odaya girip de bir buçuk saat yani saatlerce egzersiz yapmadım. Çünkü bu sadece benim ses tellerimi yormamdan ibaret. Sesimi açmıyorum ben o anlamda. Şimdi ses açmak demek vücut açmak. Ben her zaman
kendi bana danışanlara da, kendi yetiştirdiğim öğrencilerime de hep aynı şeyi söylüyorum. Vücudunuzu açın önce. Yani mutlaka, yani evde akşama kadar temsil günü yatmayın mesela. Bir ara bize öyle dediler. Dediler ki öyle öğrettiler. Hiç yorulmayacaksın temsil günü. Böyle yatacaksın, konuşmayacaksın da sakın ha filan diye böyle. Bir dönem böyle, belki de öyle bir ekol var, öyle bir jenerasyon, bir şey var. Biz de bunu dinledik tabii. Dedik tamam, ben böyle duracağım ama akşama saat işte 4:30 gibi evden çıkıyorum. 5'te anca tabii, 8'deki performansa. 4'te evden çıkıp makyajımız, saçımız, egzersiz, işte konsantre olmak, sahnede böyle bir o kostümle bir dolaşmak, olayın içine girmek falan peşmeken. Allah'ım, ben böyle ilk zamanlar gidiyorum ama uyuyacağım. Uykum var çünkü sürekli yatmışım ben o gün. Yani böyle durmuşum, hiç konuşmak da yasak filan. Sonra dedim ki yok Feryal, bu böyle olmayacak. Ama ben tabii çok 20 yaşında ben performansa başladım. Yani okuldan biraz erken mezun oldum. Benim şeyim, öğrenci kısmım biraz daha farklı oldu. 20 yaşında mezun olup solist olarak başladım. Tabii söz dinledim. Ama sonra dedim ki Feryal, yok, herkesin belli bir fiziği var, belli bir şey var. Sen öyle yapma. Sonra ben böyle evin içerisinde işte bir takım aktivitelerle uğraşmaya başladım. Sonra abarttım, biraz böyle küçük yürüyüşler yapayım dedim. Böyle bir ısınsın. Hani en azından şeyi düşünün. Hiç konuşmuyorsunuz. Sonra konuştuğunuz zaman diye böyle aşağıda ödemli bir ses. Neden? Şimdi gece yatıyoruz. Sabah kalktığımızda nasıl kalkıyoruz? Cillop gibi sesle kalkmamız lazım. Derler ya sabah sesi. Sabah ay vallahi bugün bariton gibiyim falan diye kalkılır. Yani sabah şeyden... yataktan. Neden? Çünkü hiç konuşmamışsınız. Çok da güzel dinlenmişsiniz. Sesiniz niye aşağıda? Niye böyle brrr diye şey gibi brillant cillop değil? Çünkü durmuş. Durmuşsunuz yani. Açıkçası bu da tabii bu yaşadıklarım da, benim bu size şu an anlattıklarım, böyle bir şekilde anlatıyorum ama elbette zaman gerekti bunları çözmeye. Ha, demek ki öyleymiş falan deyip böyle yavaş yavaş kendi soranlarıma, danışanlarıma hep bu şekilde girmeye çalıştım. İlk önce vücudunuzu açın. Ondan sonra gelin, hangi eseri söyleyeceksiniz? O eserdeki pasajlardan evet, ufak egzersizinizi yapın, yukarınıza aşağınıza bakın. Ama o pasajlardan size keyif verecek o cümleleri, o frazları yapın. Zor mu açılıyor sesin? Mesela bazı çok zor açılıyor benim sesim. Sesin değil zor açılan, vücudun. Bir kaldır bakalım kendini bir. Bir kaldır, bir hareket et. İki bir şey yap, vücudunu aç. Mesela çok enteresan şu hareketler, işte ayak şey yapmak, baş filan. Bir anda bir bakarsınız, bir ısındı. Yani bir anda burası bir ısınır tabiri caizse. Tabii bunları anlatırken siz bilim insanlarına anlatırken biraz soyut şeyler konuştuğum için açıkçası çok da anlıyorum. Yani bazı şeyleri anlatırken lütfen affedin beni. Buranın ısınması, buranın çalışması, buranın o çevikliği, flexible olması, anlatabiliyor muyum? Bunlar için ne olursa olsun vücudunuzu kendinize açmanız ve hayata dahil olmanız gerekir diye düşünüyorum. Ben hep böyle yaptım ve böyle yapınca da mesela ne kadar çok şarkı söylersem benim sesim kısılmadı. Tam tersi, ben şarkı söyledikçe sesim açıldı. Ben çalıştıkça, ben ki hiç marke, yani marke yapmak, bilmiyorum açıklamama gerek var mı? Yani mesela yukarıdaysa şey, işte orta oktavından söylemek, tam ses söylememek falan gibi. Çok da Ünüş Hancım da bilir, ben o da yapmaz hiç marke. Ben hiç marke yapmam çünkü bilmek isterim orada ne yapacağım. Temsilde ya da genel provada benim için o sürpriz olmamalı. Teknik olarak onu her zaman yerinde bulmalıyım ki temsilde çok daha rahat bir performansım olsun. Yani ben böyle baktım. Ben çok sanıyorum bu klişe opera sanatçısı içine girmiyor olabilirim o anlamda. Yani bana bunun tam tersini de söyleyenler olabilir. Ama ben böyle yaptım. Ve bu şekilde de açıkçası hep rahat ve iyi hissettim kendimi. Ha, yaşantıya gelince ve böyle olunca, şimdi mesela oradan sahne korkusuna bir şöyle geçelim isterseniz. Ve bu şekilde çalıştığınız zaman sahneye ne kadar çok çıkıp, ne kadar çok kendinizi, pardon telefonum çalıyor bir yandan, ne kadar, diyebiliyor musunuz? Ne kadar çok sahneye çıkar ve ne kadar tam ses ve markesiz söylemeye, tabii doğru teknikle gayret ederseniz, o kadar o korkulardan uzaklaşırsınız.
Çünkü insan daha çok tanımadığı, görmediği ve görmek istemediği, kaçmak istediği şeyi uzak tuttuğu olaylardan korkuyor galiba. Anlatabildim mi bilmiyorum. Yani tanışmıyorsunuz çünkü. Oysa tanıştıktan sonra o kadar da korkunç değilmiş, o kadar da değilmiş deyip o şekilde girmek lazım. Bu biraz karakterle de alakalı belki. Ama şöyle söylerim, ben sahnede evimin salonunda gibiyim. O kadar rahatım, o kadar iyi hissediyorum kendimi orada. Bu düşünceyle ve bu psikolojiyle hep sahneye çıktığım için ve her seferinde sahneye çıkıp o şarkılarımı, sanatımı seyircilerimle, sevenlerimle paylaşmak dünyanın en büyük keyfi. Yani sağlık, sıhhat, huzur, ailenizin, çocuklarınızın, evlatlarınızın sağlığı, onları bir tarafa bırakıyor. Bu başka bir dünya. Ama benim kendime ait olan hayatımda benim için en güzel, en olağanüstü, en kutsal yer sahne. Böyle yani bakınca da doğru iki nokta. Korkmak yerine çok seviyorum. Yani şöyle, çok önemli iki nokta bunlar. İki noktaya değindiniz. Birincisi, o performansı hayatın bir normal durumu haline getirmek bence çok önemli. Ben gene bizden örnek vereceğim. Biz de cerrah olarak, yani ameliyathane, ertesi gün ameliyatım var falan diye o strese girersek o hayat geçmez. Sizin de aynı şekilde. Yani tabii ki. O performans bizim normal hayatımızın içerisinde. Yani öyle bütün gün yatıp akşama performansı beklersek o hayat geçmez gerçekten. Tabii. Kabus. Kabus yani. Hareket edeceksiniz. Gerçekten öyle. Bir de işte sesi marke etmemek işte o noktada çok önemli. Evet. Tabii. Bir diğer nokta tabii hani o egzersizler, vücut egzersizleri. Aslında hani sesi ısıtmanın ve de soğutmanın aynı şekilde çünkü vücut bir bütün. Yani biz sadece bu bölgeyi alıp ısıtamayız ya da soğutamayız. Ben de onu söyleyecektim hocam. Aynen. Evet. Aynen onu için diyorum yani bütün tabii vücutla yani tümüyle ısıtmamız gerekir. O hazırlığı tüm vücut olarak, belki ruhsal olarak da o esnada hep birlikte yapıyor olmamız gerekir. Ama çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biz hep tavsiye ediyoruz sesi ısıtma ve soğutmaları. Bu konularda hem neler düşünürsünüz? Bence de yani sahne performansından yani anksiyetesini engellemek için onu normalleştirmek lazım. Hayatın parçası olarak görmek lazım. O stresi bir ortadan kaldırmak lazım. Tabii. Hem bu ısıtma soğutmalar için hani neler düşünürsünüz? Hani bunu da Nişan Bey, hani siz farklı şeyler. Tabii. Şimdi şöyle yani ısıtma soğutma meselesini zaten Feryal'cığım hemen hemen bütün meselelere ayrıntısıyla değindi. Ama burada tabii önemli olan husus, ben onu öyle görüyorum. Biz bir kere terminolojiyi çok iyi birbirinden ayırmamız gerekiyor. Feryal'cığımın da dediği gibi. Senin sesin, sesim açılmadı. Senin dediği gibi vücudun açılmadı. Senin vücudunun açılabilmesi için senin kendi vücudunu çok iyi tanıman lazım. Kendi vücudunu çok iyi tanımladıktan sonra senin vücuduna uygun ama senin vücudunu şarj eden, yani senin vücuduna bir katma değer kazandıran egzersizleri kendi vücudunda uygulaman gerekiyor. Bir opera sanatçılarının mesela çok ağırlıklar kaldırarak, işte bodybuilding gibi, vücut geliştirme sporu gibi, böyle halter sporu gibi bu tarz sporları yapmamız bizim uygun değildir. Çünkü bizim bütün sahnedeki hayat enerjimiz bizim vücudumuzun elastikiyetinden gelmekte. O elastikiyete de niçin muhtacız? Biz diyaframımızı onun üstüne İşte kilolar koyup onu üstüne baskılayarak kullanan şarkıcılar değiliz. Bizim için diyafram bir dengeleyicidir. Neyi dengeler? Sizin hava aldığınız zaman o havayı doğru enerjiye çevirerek rezonans bölgelerinizden geçirip o hava akışını hiç durdurmadan, hiç kesmeden ve vücudunuza herhangi bir ekstra baskı uygulamadan
o rezonans bölgelerinde tınlattığınız sesi dışarıya aktarmanızdır. Bunun içinde işte insanın, yani şarkıcının veya işte sesiyle para kazanan insanların, öyle de sınıflandırabiliriz. Evet. Tabii bunun başında opera sanatçıları geliyor tabii ki, hiç yatsınamaz. Çok iyi bilmeleri gerekir ve ona uygun egzersizleri hayatlarının bir parçası haline getirmeleri gerekir. Feryal'cimin dediğine çok katılıyorum. İşte bütün gün, işte temsil günü, işte genel provayı yapmışsın, provaları yapmışsın, bilmem, temsil günü gelmiş, zang, öğlene kadar uyuyorsun. Otur akşama kadar. Ondan sonra bir kalkıyorsun, ses kahya olmuş. Tabii canım. Tabii otobüs şey gibi. O da var. Hadi. Arabayı böyle aldım. Yani. Yatmaktan şişmiş böyle. Tabii şişmişsin. Gözler böyle açılmıyor falan. Yani, ses telleri de böyle. Tabii bir anda. Ben geçen gün bunun genel provasını yap dedim. Şimdi ne oldu? Şiştin kardeşim. O ödeme öde bitiremezsin. Yani öyle söyleyeyim ben size. Dolayısıyla tekrar Feryal'cimin sözünün kuvvetine geleceğim. Çok önemli. Doğru şekilde vücudu ısıtmak. Çünkü vücudunuzu ısıttığınız zaman, siz de hocam, Emel hocam çok güzel değindiniz. Ses teli, ondan sonra şurada benim şu kesenin içerisinde bir ses telim olacaktı. Şu kutuyu çıkarıp bunu buraya koyayım. Böyle bir durum değil ki. Bu vücudun kesinlikle içerisinde işte Adem elmasının hemen arkasında kovuçlanmış. Ondan sonra ve bizim başka bir ödevimiz daha var. Biz ses tellerine baskı yapamayız, mümkün değil. Ses teline baskı yaptığınız zaman onu, ondan sonra nasıl söyleyeyim ben size, daha büyük streslerle ve o tabii ki bir hava akımı. Bizim çünkü mesleğin A'sı da hava, havayı doğru kullanmak, Z'si de havayı doğru kullanmak. Onun arasındaki hep nüanstır. Ama hep yine havayla ilgili nüanslardır. Ve nasıl diyaframınızı bu noktada balanse ettiğinizle alakalı olan hususlardır. Dolayısıyla işin içinden çıkmanız mümkün olmaz. Benim kendi repertuarım içerisinde çok uzun süreli söylemek zorunda olduğum eserler de çok oldu. Bunlar içerisinde 5 saat, 5,5 saat, 4,5 saatlik eserler de. Bunun içinden çıkamazsın ki. Mümkün değil. Yani bir eser düşünün, bir perdesi 1,5 saat sürüyor ve bu 1,5 saatin içerisindeki çok önemli bir kısmını da sen söylüyorsun. Bunu ses teline baskı yaparak, efendime söyleyeyim, forseyle, şununla bununla geçirebilmem mümkün değil. Bunun için ne yapacaksın? Hep işte ben onu hep örnek veriyorum. Eğer bir yerde bir hata varsa sıfır noktasına inmek lazım. Sıfır noktasına başa döneceksin, tekrardan alacaksın. Bunları da nerede yapacaksınız? İşte Feryal Hanımcığımın konuşmasında belirttiği gibi, işte o provalar esnasında. Provalar esnasında doğru fonasyonla, doğru şekilde şarkı söyleyerek, doğru teknikle, çünkü çok büyük akrobasiler gerektiriyor partiler. O partileri söyleyebilmek, onun altına girebilmek kolay işler değil. Nasıl yani, ben Feryal Hanımcığıma sorsam, bunca yıllık kariyerinizin içerisinde acaba kaç defa yaralandınız? İşte yere düşmekten olsun, partnerinizin bileğinizi morartmasından, omzunuzu tutmasından, işte kemiğinize yaptığı baskı, bütün bunları tolere edeceksiniz. Vücut bunların hepsine alışık olacak ve bunlar sanki hiç yaşanmamış, yapılmamış gibi, işte demin söylediği distidarte'yi söyleyeceksiniz. Hadi canım. Şimdi bu, dediğim gibi, büyük bir farkındalık gerektiriyor. Bunun için de işte vücudu doğru tanımak lazım. Şuna da katılıyorum. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Doğrudur bu. Herkes için her şeyi söylemek şey değil. Yani bu bir musaf değildir. Yani sen şöyle yapacaksın, sen de böyle yapacaksın. Şöyle yapmazsan böyle olur. Bunu böyle bu şekilde değerlendiremeyiz. Ama yine en başına geliyoruz. Kendini iyi tanı o zaman kardeşim. Kendini iyi tanıyacaksın, iyi değerlendireceksin. Tekniğindeki açıklarını kapatmak üzere
şey yapacaksın, çalışmalar yapacaksın ve biz her zaman opera sanatçıları hangi yaşta olursak olalım, biz her zaman iyi profesyonel bir dış kulağa ihtiyaç duyarız. Niçin? O sonoritede ne yapıyoruz? Müzikalitede ne yapıyoruz? İstenileni verebiliyor muyuz? Bunun için işte piyanistlerimizden destek alırız, şan pedagoglarımızdan destek vokal alırız. Vokal koçlarımız olur. Ondan sonra tabii ki vokal koçlarımız birbirimizi olur. Dinliyoruz. Birbirimizi dinleriz, fikir veririz. Eleştiri bizim hayatımızın olmazsa olmazıdır. Ama tabii ki insanoğlu biliyorsunuz psikoloji gereği her zaman eleştiriye açık olamıyor maalesef. Bizim için bunun hiç tınlamaması gerekir. Benim şahsi kanaatim hep bu yöndedir. Herkes, çünkü biz sesiyle resim yapan sanatçılarız. Benim sesimle yarattığım atmosferi Emel Hocam siz farklı algılayabilirsiniz. Haldun Hocam siz daha farklı algılayabilirsiniz. Feryalcim farklı algılayabilir. Hakeza Feryalcim'in söylediğini bizler farklı algılarız. O bizim o günkü psikolojimizle, yaşadıklarımızla, çevremizden, etkileşimlerimizle filan hepsinin bir kazanın içerisinde kaynamasıyla ortaya çıkan bir husustur. Dolayısıyla eleştiri noktasında, profesyonel eleştiri noktasında İşte bizim ona çok büyük muhtaçiyetimiz söz konusu. Doğru mu söylüyoruz, yanlış mı yapıyoruz? Efendime söyleyeyim, o mesajı gerektiği gibi iletebiliyor muyuz? Ha bu bizim profesyoneller için. Haldun Hocam'ın sorusunun içerisinde geçen işte amatörler, yeniden yeni yeni başlayanlar veya işte bizim piyasada işte piyasada ondan evet. Sonra hayatlarını kazanmak zorunda olan müzisyen kardeşlerimizin yapmaları gereken şeyler nedir? Ha, onlar da şimdi onlara ben eğer bu zamana kadar herhangi bir şekilde fonasyonla ilgili doğru nefes alma, doğru vokal yapısını çözümleme konularında herhangi bir tecrübesi ve temrin bilgisi olmayan kişilere de benim söyleyebileceğim tek şey ne yapıyorlarsa daha önce ne yapıyorlardıysa yapmaya devam etmeleri yönündedir ki o işte bir barda olmak zorunda değil veya bir müzik holde olmak zorunda değil maalesef. İşte bu söyleşimizin en başında da belirttiğimiz gibi biz de evlerimize kapandık. Onlar da evlerinde o çalışmaları yapmak zorundalar. Çünkü vücut çok uzun süredir özellikle o işte mekanlarda çalışan kardeşlerimiz için ben bunu söylemek istiyorum. Vücut alışmış ona. Yani o tarzda şarkı söylemeye alışmış. Ona getirip işte ben kardeşim sen diyaframını şöyle kullanacaksın, şunu şöyle yapacaksın, bunu böyle yapacaksın dediğim zaman o sudan çıkmış balığa dönecektir. Dolayısıyla onun temrini ve onun hayat gerçeği o kendi yaşamının parçası haline getirdiği mesleği olmuş olan noktalardaki yapmış olduklarını devam ederek ancak kendisini belli bir formda tutabilir. Ha, genç konservatuvardaki kardeşlerimiz için ben şunu da tavsiye etmek istiyorum nacizane. Ben herkesin kulağında şunu görüyorum bakın bu kulaklığı herkeste şu anda görüyorum ben. Otobüslerde, minibüslerde herkes bir şey dinliyor. Ama mesela çoğu arkadaşımızı, hani konservatuvar öğrencisi özelinden ben giderekten konuşuyorum. Çoğu genç arkadaşımıza biz bir nota veriyoruz, çalış gel diyoruz. Şimdi bizim çalış gel dediğimiz, sen bir konservatuvar öğrencisin veya konservatuvara hazırlanan bir insansın. Senin bir müzik bilgisi, bilgin olması gerekiyor. Sen önce müziği bileceksin. Onlar için konuşuyorum. Müziğin mutfağını çok iyi bitireceksin. O da nedir? Solfejdir, ritimsel, ondan sonra kalıplardır, müziktir, efendim işte eşliğidir, şusudur, busudur. Sen oturup kulağına bunu takarsan, işte şu anda çünkü her türlü şey elektronik ortamlarda her türlü müziğe ulaşmak mümkün. Yani yüzlerce kayıt içerisinden seçebiliyorsunuz. Bizim zamanımızda öyle durumlar söz konusu değil. Ancak kütüphanelere koşmamız gerekiyordu bizim. Plaklar dinleyeceğiz, şunlar yapacağız, bunlar yapacağız diyerekten. Şimdi kulaklarına takıyorlar. Papağan gibi
O eseri öğrendiklerini zannediyorlar. Genç konservatuvarda çalışan, yani hepsini tabii ki söylemiyorum ama ben yani genel tahlillerimin içerisinde gördüğüm maalesef en büyük hatalardan bir tanesi bu. Kulaklarına takıyorlar, papağan gibi onu ezberleyip işte öğrenip gelip söylemeye çalışıyor. Olmuyor. O şekilde olmuyor. Özellikle genç kardeşlerim için bunu söylüyorum. Oturmaları lazım, solfejine bakmaları lazım, müzik nazariyatı neyi emrediyorsa onları yapmaları lazım, partisyonu iyi okumaları lazım. Ha, bütün işler bittikten onun fonetiğini, onun efendime söyleyeyim telaffuzunu, onun işte vokal şeylerini, hususiyetlerini işte A kapalı mı açık mıdır, E şöyle midir böyle midir, ona bunların hepsini tahlil ettikten sonra oturup işte o zaman dinlemeleri lazım. O zaman da ben hep buna şu ismi takıyorum, analitik dinlemeleri lazım. Analitik dinlemekten kastım benim şu oluyor: bir notayı önünüze alıp kulağınıza kulaklığı takıp bir işte üstattan, tabii ki onlar için bunları söyleyen herkes üstat. O genç kardeşlerimiz için, o bir üstattan dinlediğiniz zaman onun müzikal olarak ne yaptığı, nerede yavaşladığı, nerede hızlandığı, efendime söyleyeyim, nasıl bir mesaj verdiği ve o orkestrada nelerin, hangi hususların yer aldığı noktasında analitik olarak müziği dinleyip iyi tahlil ederek vücutlarına geçirmelerini ben her zaman kendilerine tavsiye ederim. O noktada oturup da işte sabahtan akşama kadar bağırıp çağırma, Feryal'cığımın de söylediği gibi, hiçbir şey katmıyor. Hiçbir şey katmıyor. Tam tersi alıyor bence. Tam tersi bence. İşte ödemler, İçiler götürüyor. İşte nodüller, efendime söyleyeyim, işte daha sıkıntılı, ses teli, ondan sonra şeyleri, yani felçlerine kadar giden, ondan sonra sizler çok iyi biliyorsunuz. Sizler çok çok daha iyi biliyorsunuz dediği gibi Feryal'cığım. Evet, evet. Böyle hususlarla karşılaşıyoruz. Yani evet. Aslında hani performansı yaparken zorlamadan, dediğim tabii gibi, hani normal hayatın bir parçası olarak davranmaları ve hani aslında sizin söylediğiniz, hani tüm müzisyenler için de geçerli, müziği anlayarak ne anlatıyor, ne verecek bize? Belki o bizim işimiz anlatır. Karakteri biz anlatır, biz anlatıcıyız. Evet. Yani hepsi... Bununla ilgili bir şey eklemek istiyorum ben izninizle Emel Hocam. Var mı vaktimiz bilmiyorum ama. Son bir 5 dakika daha. Tamam, tamam. Şöyle şimdi bu genç arkadaşlarımız da vardır şu anda bizi izleyen. Opera sanatçılığı yolunda olanlar olabilir. Bunun dışında şarkı söyleyen çok değerli meslektaşlarımız olabilir. Birincisi... sigara tüketimi, onu söyleyeyim. Yani bunları söylemek durumundayım. Ben de aslında şimdi, son bir onu sormak istemiştim. Yani biz çok tavsiye ediyoruz. Harika, tamam. Vokal hijyen önerilerini, yani bizim önceliğimiz evet. Aslında bize gelen profesyonel evet. Olsun evet. Olmasın. Hani vokal hijyen açımızdan çok önemli. Ama profesyoneller için çok çok daha önemli. Siz bunları kesinlikle tavsiye edersiniz. Şimdi benim şöyle bir tavsiyem olacak. Opera sanatçılığı sizin de biraz önce dediğiniz gibi, eğer normalleştirmediğimiz takdirde ya da ses sanatçılığı diyelim. Ama bunun başındaki ilk birinci grup bence opera şarkıcılığı. Normalleştirmediğiniz zaman hayat size kabus haline dönüşebilir. Çünkü sosyal yaşamdan koparsınız. Bir süre sonra arkadaşlarınız sizinle görüşmez olur. Çünkü onlar gece 12'ye 1'e kadar oturup işte sigaralı ortamlarda kahkah kih kih yapmak, konuşmak, ha ha hey yapmak isterler. Siz ben gelemem çünkü benim 10 gün sonra temsilim var dersiniz. Dışarıdan, tabiri caizse biz opera camiası dışında dışarıdan diyoruz. Dışarıdan arkadaşlarınız yani ne biçim şeysin, biz seni göremiyoruz derler. İçerideki arkadaşlarımız aman derler filan. Ama yine de gün ya arkadaşım gece değil gündüz çıkalım kahveye içelim ne bileyim illa alkol almanın ya da sigaralı bir eskiden biliyorsunuz içeride sigara da içiliyordu. Yani ben birçok arkadaşımdan bu şekilde uzaklaşmak durumunda kaldım ama pişman mıyım? Hayır değilim. Ama değilim açıkçası pişman değilim. Temsil günleri dediğim gibi bu durumlar işte turnelerde yaşadığımız şeyler, hayatı kendinizi zindan etmemek. Ya ben şarkı söyleyeceğim şimdi her şeyden uzaklaşıyorum dediğiniz zaman o aşk bitiyor zaten. O aşk olmuyor. Bu ayrı bir şey. Birincisi, bunu neden anlattım? Birçok şeyden kendimi uzaklaştırmamaya ve mahrum etmemeye gayret ettim her zaman. Ama
benim için affı olmayan birinci şey sigaradır. Mümkün değil. Ben hayatım boyunca hiç sigara kullanmadım. Benim bütün ben konservatuvara 11 yaşında girmiş biri olarak enstrüman bölümüyle kemanla da girdim. O dönemde arkadaşlarımız çok arkadaşım vardı sigara kullanan. Ben 11 yaşında şan bölümüne girdim ve o zamana kadar da reddettim sigarayı. Hoşuma gitmedi o görüntü. Sonrasında zaten işime olan sevgim, bağlılığım, şarkı söylemeye olan aşkımdan sigaranın yanından bile geçmedim. Ve sigara içen insanların, burada kimler izliyor ben göremiyorum açıkçası, arkadaşlarımız çok değerli meslektaşlarıma da söylemiş olayım. Ne olursa olsun, ne olursa olsun bugün değilse yarın size zarar verecek. Sağlığa zararını bir tarafa bırakıyorum. Onu hiç konuşmayalım bile. Burada çok değerli bilim insanlarının yanında estağfurullah benim bunu söylemem elbette şey değil. Yani sadece ben size şarkıcılığımla ilgili ve şarkı söyleme sanatına sigaranın yaptıklarıyla ilgili birkaç bir şey söyleyebilirim. Alkol aynı şekilde ama alkol hani bir sosyal içicili. Bir yere gittiğiniz zaman tabağınızın yanında bir kadeh şarabınızı alıp onu içiyormuş. Yani ne bileyim bir kadeh bir beyaz şarap, kırmızı şarap elbette bu çok alışkanlık olmadığı sürece eşlik eder olabilir. Tabii. Ama ben eşlik gibi böyle bir ortam olur, yaz olur falan filan. Ama ben sigara ve alkol tüketimini hayatında yer edinmiş bir şarkıcıyı düşünemiyorum. Ve bunun benim hayatımda örnekleri çoktur. Bunu da ekstra söylemek isterim. Ve ben bana gelip danışan ya da öğrencim olmasını isteyen, öğrencim olmak isteyen arkadaşlarımıza sigara içiyorlarsa asla elim sürmem. Yani Allame-i Cihan olsa, Pavarotti ben olsa beni ilgilendirmez. Asla. Zaten o ona ceza olsun. Yani sigara içerek şarkıcı olunmaz. Üzgünüm. Yani bu iş böyle. Bunu konuşmaya bile gerek yok. Bu birincisi. İkincisi, şarkı söyleme sanatıyla alakalı birkaç bir şey söyleyeyim. Hayatınıza elbette dikkat edeceksiniz. Uykunuza, yani aslında normal şartların üstünde her insanın uykusuna dikkat etmesi gerekiyor. Herkesin hayat şartlarında çok fazla alkol tüketimine girmemesi gerekiyor. Sigarayı gerçekten bırakması gerekiyor. Herkesin, yani insan olarak. Aslında opera şarkıcılığı çok ekstra da bir şey istemiyor bu anlamda insanları zorlayacak. Şeyle alakalı, teknik bir konuya değinmek istiyorum burada. Hani biraz önce söylediğimiz bu nefes, hava, bütün vücudun çalışması ve bütün vücutla şarkı söylemek. Yani bazı arkadaşlarımız zannediyor ki ses teline pres ve baskı yaparsam, itersem o ses gider. Tam tersi, iterseniz gitmez. Bu şuna benziyor. Bir şeyi elinizden alıp bütün gücüyle buraya bırakırsınız. Hiçbir siz güç sarf etmezsiniz. Ama o büyük bir güçle iner aşağı, çat diye de orada kalır. Oysa siz elinizden atıyorum bir frisbee fırlatır gibi yumuşak bir şekilde onu atarsanız o hem istediğiniz uzaklığa gidecektir hem de gitmesi gereken yere gidecektir. Anlatabiliyor muyum? Yani lütfen bunu sevgili değerli arkadaşlarım bunu kulaklarını küpe yapsınlar. Nefes, diyafram çalışmaları çok önem versinler. Ses tellerini besleyen tek şey hava. Bütün hayatımızda hava almadan, oksijen almadan yaşayamayacağımız gibi oksijeni doğru kullanmadan da doğru şarkı söylememiz mümkün değil. Tam tersi ne kadar legato, ne kadar bağlı, ne kadar birbirinin içinden geçer şekilde ve sakin şarkı söylersek o kadar başarılı olacağız. Şöyle bir örnek vereceğim. Ben bunu öğrencilerime de çok söylüyorum. Kendi hayatımda da bu düsturdur. Şimdi kendisi galiba felç, çok ünlü bir rally pilotu Schumacher. Schumacher'e giderken yarış esnasında nabızını ölçen bir alet takıyorlar. Ve adam 300 kilometre hızla gidiyor. 300 kilometre hızla gidiyor. Nabzı kaç biliyor musun? 80. Bakın bu aslında o kadar güzel anlatıyor ki birçok şeyi. Bir sürü meslekte ama bizim için de böyle. Evet 300 kilometreyle gideceğiz. O doğru ama nabız 80 atacak. Hadi bilemediniz 90 atsın efendim. Eğer sizin nabzınız çok hızlı atıyorsa. Ama nabzımızı bir şekilde, hani spor yaparken de böyledir ya. Ne kadar nabzınızı o çok eforlu şeylerde nabzınızı düşürdükçe, yani ben yine ahkam kesmeyeyim ne olur affedin beni çok değerli hocalarım. Ama bana hani personal trainerların falan anlattığı şey bu. Yükseldikçe nabzınız düşer. Nabzınız düştükçe doğruyu bulursunuz ve nefes akışını kullanırsınız ve yağ yakmaya başlarsınız demişlerdi. Sanıyorum bu
Doğru. Çünkü o nabzı düşürmek çok önemli. Bizim işimizde de böyle. 300 kilometreler ama nabızlar 80. Onun için benim son söyleyeceğim şey, burada çok değerli öncelikle Emel Hocam, Haldun Hocam, sizlere çok teşekkür ediyorum. Eğer bir küçücük bir faydamız bile olsa, kendi adıma faydam olmuş bile olsa, bu benim için çok büyük bir devlet, çok büyük bir onur gerçekten. Ayrıca burada, bu platformda siz değerli hocalarımla birlikte olmaktan çok mutluyuz. Bu arada Emel Hocam'ın tanıdığım günden beri bize o kadar çok faydası olmuştur ki opera camiasına. Sıkıntılı olan, gerçekten öyle, sıkıntısı olan, ufacık bile problemi olan arkadaşlarımızı kendilerine çok yolladım ben. Çok faydalı oldu, çok yardımı oldu bize. Ayrıca bizim için böyle bir platformun olması, ses sanatçılığını baz alan ve ortasını alan, mesleğinin ortasını alan bir bölüm ve hocalarımızın olması bizim için gerçekten olağanüstü bir şey. Ben bundan sonrasında sizlerle daha sık görüşmek isterim. Eğer sizlerin vakti olursa inşallah, bu pandemide işte yavaş yavaş çözüyoruz zaten. Sizlerle yüz yüze, canlı canlı operada sizleri misafir etmeyi çok arzu ederim. Eğer siz de arzu ederseniz. Ben ikinize de, çok değerli hocalarım, Emel Hocama ve Haldun Hocama çok 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 teşekkür ediyorum. Bizi dinleyen çok değerli meslektaşlarımıza ya da sesiyle iş yapan ya da meraken bizi dinleyen herkese de çok sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum efendim. Sağ olunuz. Teşekkür ederiz. Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ünşan Beyciğim, siz bir şey söylemek ister misiniz? Yo, Feryal'cığım zaten yani gayet güzel açıkladı. Tabii bunun içerisinde pandemi için konuşmadığımız bir tek husus kaldı. Aslına bakarsanız işte pandeminin insan sağlığına en büyük zararı, biliyorsunuz ki bu işte vital kapasitenin düşmesi, akciğerlerde tutulumun yapılması ve maalesef işte tahribatın çok dramatik bir şekilde olması. Bu biz opera sanatçılarını, ses sanatçılarını çok tabii ki etkileyen bir durum. Onun sonuçlarını herhalde pandeminin ilerleyen zamanlarında bilim insanları, siz değerli hocalarımız, bunlarla ilgili yazacağınız makalelerle, araştırmalarınızla bizlere daha fazla doneler vereceksiniz ve biz önümüzü sizler sayesinde daha rahat görebileceğiz. Çünkü tabii ki bir ventilasyon sorunu durumunda, bir makineye bağlanma durumunda, o işte işte bu hortumun işte entübe edilmesi, insanların ondan sonra gırtlağın açılması falan, bunlar bizleri Allah korusun. Tabii ki bunlar bizleri direkt etkileyen hususlar, Allah korusun. Bunlarla ilgili sonuçları da çalışmaları da ben şey olarak, yani kişisel olarak okumak için can atıyorum, açık söylemek gerekirse. O noktada gerçekten yani bilinmezlerle dolu bir dönemden geçtik, geçiyoruz da halen. Evet. Tüm katılanlara ben de çok teşekkür etmek istiyorum. Bizleri davet ettiğiniz için siz hocalarıma çok teşekkür ederim. Büyük onurdu, büyük zevkti. Feryal Türkoğlu gibi Türk Operası'nın eşsiz kıymetli sopranosuyla, divasıyla aynı konferansta olmak benim için çok büyük bir onur her zaman. Bir mukabele Nişancığım, teşekkür ederim. Sağ ol Feryal'cığım. Ben herkese, tüm katılanlara öncelikle sağlık diliyorum. Çünkü bu hayatta temini mümkün olmayan en büyük kıymet sağlık. Sağlık olduktan sonra insan kaybettiği her türlü metaya ya sahip de olmasın ama tekrar da bulabilme ihtimali de var, ama sağlığın yok. O yüzden bir umut var en azından. Tabii ki umut var. Doğru Feryal'cığım. O yüzden herkese öncelikle sağlık, başta sizler olmak üzere. Yaşama karşı umut, enseyi karartmamak. Çünkü en önemli şey o. Kesinlikle. Pozitif gideceğiz. Tabii ki pozitif yaşayacağız, pozitif gideceğiz. Yani pozitif COVID değil. COVID pozitif değil.
Pozitif bir insan olacak ama. Pozitif olacağız ama bu COVID pozitif değil. Ben de her ikinize çok teşekkür ediyorum. Yani çok kıymetli sanatçılarımızla birlikte olmak bize de... Hala sesimiz var, hala dostlarımız var, hala güzellikler yaşıyoruz, yaşatmaya gayret ediyoruz. Biz bunlardan hiçbir zaman için kopmak istemiyoruz. Kopmamak için de elimizden gelen bütün çabayı sarf ediyoruz. Sarf etmekten de büyük mutluluk duyuyoruz, büyük onur duyuyoruz. Ve bundan da hiç yorulmuyoruz, yorulmayacağız da. Evet. O yüzden en önemli şey umut, umut, umut ve yaşam enerjisi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ederiz. Feryal Hanımcığım her zaman bekleriz. Çok da mutlu olduk. Tabii ki. Ben bekliyorum ama. Ben de bekliyorum sizi. Gerçekten sağ olun. Çünkü sanat önemli. Ülkemizin sanata, güzelliğe gerçekten çok ihtiyacı var. Sanat dolu günlerimiz olsun. Sağlıklı sanat i̇nşallah. Dolu günlerimiz olsun. Hep birlikte inşallah. 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 Katılımcılara da çok teşekkür ediyoruz. Bize de çok teşekkürler geliyor. Hepsine de gerçekten evet. için çok teşekkür ediyoruz. Biz de çok teşekkür hocam. Ediyoruz. Sağ olsun. Her gün hocamız evet. Yani gerçekten kelime bulmakta zorlanıyorum. Bir kere bu işte sanatçı nezaketini, sanatçı zerafetini, o içtenliği bizlere hissettirdiniz. Benim bu perşembe seminerleri içerisinde en keyif aldığım, böyle gerçekten tüylerimin diken diken olduğu toplantılardan birisi oldu. Sizlerle bu saati geçirmek çok gerçekten çok keyifliydi. Gerçekten işte bizi hayata bağlayan, günlük koşuşturmacalarımızın, zorluklarımızın içerisinde bize pozitif şeyleri gösteren, umut aşılayan, farklı dünyaları hissettiren sanatçıların kendi içerisinde yaşadıkları sorunlar olunca, kendi içerisinde nasıl diyelim, iyisiyle kötüsüyle baş etme yollarıyla bunu ne kadar farklı, ne kadar içten algıladığını, o bizim fiziksel olarak, fizyolojik olarak bildiğimiz şeyleri sizin ne kadar farklı tarif ettiğinizi duymak gerçekten bana çok keyif verdi ve gerçekten sizlerden öğrendim. Umarım bizi hocam. Dinleyen arkadaşlarımız, katılımcılar da en az bizim aldığımız kadar keyif almışlardır. Ama umarım. Emin olunuz ki Profesyonel Ses Derneği peşinizi bırakmayacak. sizinle birlikte rica olabileceğimiz sanatsal, bilimsel, sosyal her ortamda sizlerle beraber olmaktan keyif duyacağımızı ve bu akşamki katkılarınız için minnetlerimizi ifade etmek istiyorum. Çok teşekkürler. İyi ki varsınız. Biz de sizlere öncelikle sağlık, sonrasında da ümit ettiğiniz, istediğiniz, dilediğiniz her şeyin sizinle birlikte olmasını diliyorum. Sevgili Emel'e Profesyonel Ses Derneği ve Yönetim Kurulumuz adına onun oluşturduğu, onun katalize ettiği bir toplantı olduğu için bir kez daha çok çok teşekkür ediyorum. Benim sevgili kardeşim, sevgili meslektaşım. O da biz de çok teşekkür ediyoruz hocamıza. Bizler için de çok çok kıymetli bir değer. Çok kıymetli. Gerçekten öyle. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Bütün katılımcılarımıza iyi akşamlar dileyerek oturumu kapatıyorum. Biz teşekkür ederiz. İyi akşamlar efendim. Çok sevgi saygılar. Sağ olun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.